Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Gençlik Vakfı temsilciliği tarafından düzenlenen Kalbin Reçetesi konulu söyleyiş etkinliğine katıldı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde Hafız Operatör Doktor Salih Selman'ın katılımıyla gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülçetin Okur ve TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyitanoğlu ile çok sayıda vatandaşlar katıldı. İnnallâhe muhakkak diyor. Bakın bir de kuvvetlendirme var. Bu durumu izah ediyor şimdi Allah Teala. Bir peygamber şaşırmış. Bir kızın Allah katından meyvelerin gelmesine şaşırmış. Bu durumu Allah Teala Hazreti Meryem diliyle bize izah ediyor. İnnallâhe muhakkak yerzuku rızıklandırır. Men yaşa dilediğini bir gayri hesap hesapsız. Yani onun parasını ödemeye kalksanız ödeyemezsiniz. Cennetten geldi. Mevla en sevdiğini, en sevdiklerini gönderdi. Mevlam işte hep Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Fatiha-i Şerif'i okuyoruz. Sıratellezine en'amte aleyhim diyoruz. Yani o nimet verdiklerinin yoluna ilet diye dua ediyoruz. İşte bunları görmek lazım. O nimet verdiğine yolanlar nasıl nimet elde etti? Nasıl bir durumdalar? Anneleri nasıl? Anneleri neye niyetlendi? Kendileri nasıl o sözü bozmadılar? Nasıl Allah'a yöneldiler? O niyetle namaza durmamız lazım. Mevlam o niyetle duranlardan eylesin. Programın açılış konuşmasını TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyitanoğlu yaptı. 2015 yılından bu yana, yani yaklaşık 7 yıldır şehrimizin, ülkemizin ve ümmetin kaderi için gerçekten gece gündüz çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Rabbim nasip eyledi, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde Türkiye Gençlik Vakfı ile birlikte Türkiye'deki gençlik çalışmaları istediğimiz düzeye geldi elhamdülillah. Türkiye sahasında düşünecek olursak 81 il ve 571 ilçede Türkiye Gençlik Vakfı faaliyetlerine gün be gün devam etmektedir. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de selamlama konuşması yaptı. Özellikle örnek bir uygulama olarak hayata geçirdiğimiz Gençlik Meclisimiz sayesinde gençlerimizle ortak köprü oluşturmak, onların düşüncelerini, fikirlerini hizmetlerimize yansıtmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Ve bu uygulamada Türkiye'de de en önemli uygulama olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve size dönük çalışmalarda özellikle Maraş Akademi kapsamında çok farklı alanlarda eğitim programı, tiyatrolarımız ve kültür sanat etkinliklerimiz var. Doğrusu buradaki de bizi son derece mutlu ediyor. Geçtiğimiz günlerde 23-25 pazar günü planını yaptık. Bu şehrimizde 3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Haftası'nı gerçekleştirdik. Çünkü bu şehir kadim bir şehir. Bu şehrin söyleyecek sözü var. 3 yıl önce dedik ki çünkü sözümüz var. Söz bazen susmaktır. Söz bazen konuşmaktır. Söz bazen üzüldür. Söz bazen gözyaşıdır. Söz bazen şiirdir. Dolayısıyla kadimden gelen ve bu toprakların evladı olan çok değerli ve şairlerimiz, yazarlarımız var. Onların bize bıraktığı bu mirası inşallah hem ülke çapında hem de uluslararası alanda yaygınlaştırmak, tanıtmak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz.